Değerli spor severler, program dakikalar sonra başlayacak, sizden rica ediyorum. Yani hem eski milli futbolcumuz, Malatyalı hemşerimiz Hamidi Altıntop ve Malatyalısınız. Sizden ricam, şimdi size ayrılan yerlerde vurmanız ve programın sonu yönetim kurulu üyesi Hamidi Altıntop ve yeni Malatya Spor Başkanı. Sizi öğrendim. Slovenya'nın Olimpia Lubinyana takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu sene Avrupa şampiyonluğu, Avrupa Ligi'dir. Seneye belki Şampiyonlar Ligi'dir başkanım. Bunu hedefi her zaman yükseltmek lazım. Beklentiler de her zaman büyük olması gerektiğini inanıyorum. Büyük düşünelim ki büyük işler yapalım. Evet. Sergen Hoca'nın artısı çok büyük. Hayatın gerçeklerini bilen, oyuncu olarak büyük başarılar elde etmiş. Ama şunu özellikle çizmek istiyorum ki, bir Erol hocamız vardı, çok iyi işler yaptı, evet, onu tebrik etmek lazım. Ondan sonra Sergen hocanın gelmesi, şöyle bir artısı var. Erol hocayı tanıyan, daha çok düzene, taktiğe önem veren ve Sergen hocayla da bir seviye atlamış hali diye düşünmek lazım. Ve ben inanıyorum ki Malatya Spor ve Sergen Hoca çok iyi bir ikili olacaktır. İnanıyorum ki bu sene Malatya Spor çok gol atacaktır. Bugün öyle bir başlangıçla yaparız inşallah. Gol gollü bir galibiyet olur. İyi bir başlangıçla iyi bir sezon geçirirler. Biz federasyon olarak Avrupa maçlarına aynı bir önem veriyoruz. Ben Malatyalı olduğum gibi bugün burada değilim. Ben federasyon olarak da hak eden takımları desteklemek, iyi çalışan, iyi niyetli olan başkanları desteklemek ve Şenol Hoca da bu akşam geldi bizimle beraber olacak inşallah. Evet. Olmasa. Yani çok önemli bu konuda taraftarları da bekliyoruz. Bütün desteğe, dualara ihtiyacımız var. Çünkü iyi bir sonuçta ikinci maçta da biraz daha ferah, biraz daha rahat ikinci maçı da oynayıp turu atlar Malatya Spor inşallah. Böyle bir turnuvalardan uzak kaldık. Evet. Bu turnuvaları özlüyoruz. Ben futbolculuk kariyerimde başarılarımı yönetici olarak bir daha üst seviye taşımak istiyorum. Herkes desteğini bekliyoruz ki bir seviye atlayalım ve yeteneğimiz var ama bu yeteneğini istikrarlı bir şekilde yansıtmamız ve o konuda taraftarları da inandırmamız, o özgüveni tekrar kazanmamız bizim hedefimiz. İnşallah o çift maçından daha güzel maçlar izleriz. Daha çok güzel kupalar kazanırız. Fransa maçı sonuçtan ziyade uzun zamandır taktik teknik açısından en iyi maçımızdı. Ve bunu taraftar da, televizyonda izleyen seyircimiz de bunu hissetti. O eski tutku, enerji, heyecan geri dönmüş vaziyette. İnşallah bunu Şenol Hoca'yla devam ettirebiliriz. Çünkü milli takım her zaman özeldir. O formayı taşımak her zaman özeldir. Bugün inşallah biz yönetici olarak tribünde desteğimizi vereceğiz. Umarım Sergen Hoca da takımıyla bunu sağ içinde yansıtırsa bizi kimse tutamaz. Gayet doğal buluyorum. Bu isteği biraz geç bile buluyorum. Yok çok. Hayır, Malatya'mızın halkı bunu kesinlikle hak ediyor. Artık bu güzel stadımızda bunu hak ettiğimizde inanıyorum. İnşallah en kısa zamanda Malatya'mızda da bir maç oynanacaktır. İnşallah çok önemli bir maç da olur. İnşallah çok güzel bir galibiyet de alırız o maçta. Ama bunu bilmeniz gerekir. Federasyon yönetiminde bu konularla konuşuluyor ve tartışılıyor da. Bunu belediye olarak da hazır olduğumuzda, işte hocamız da istediğinde, sonuçta hocanın isteği de çok çok önemlidir. Burada da Allah'ın izniyle en kısa zamanda bir maç oynayacağız inşallah. Ve artık öyle bir zamandayız ki, burada çok genç arkadaşlarımızı görüyorum ben. Onlara sahip çıkmamız lazım. Onlara doğru dokunuşları vermemiz lazım. Burada hoca kalitesini yükseltmemiz gerekir. Burada
tesislerimizi de düzenlememiz gerekir. Sonuçta bunlar bizim yavrularımız. Bunlar inşallah yarın bir gün milli formayı taşıyacak, bizi temsil edecekler. Bu konuda başkanım bana da hak verecektir. Çünkü onları maalesef uzun süre görmemişiz veya ihmal etmişiz veya doğru yöntemi bulmamışız. O konuda çalışmalarda bulunmak istediğim için ben yönetimdeyim. Zaten Nihat Özdemir başkanım da sağ olsun beni kadrosuna kattı ve bana bu sorumluluğu verdi. Genç milli takım sorumlu üyesiyim federasyonda. O konuda gelecek 4 senede inanılmaz bir yol kat etmek istiyorum. Beklentilerim o konuda çok çok yüksek. O konu son bölümünde sizleri de mikrofon vereceğiz ve sizlerin sorularını da. Avrupa'dayız ve ilk maçımıza bugün çıkacağız. Biz onurluyuz, gururluyuz, aynı zamanda da heyecanlıyız. İnşallah bu akşam bütün taraftarlarımızın desteğiyle ilk maçımızı kazanıp deplasmandaki maçımızı da inşallah en güzel şekilde kazanıp turu geçmek istiyoruz. Tabii ki bunu yapmakta en büyük desteğimizin taraftarımızın olması gerekir. Taraftarımızla biz güçlüyüz. Çünkü kısa bir süre kaldı. Onun için hemen nasıl bir şekilde değinmek istiyorum. Taraftarlarımızın hele buradakiler bilet almadıysa şimdi de herkesin bilet almasını ve burada olmayan, bizi takip eden herkesin statta gelmesini istiyorum. Biz hem bugün Malatya'yı temsil edeceğiz, hem bölgeyi temsil edeceğiz, aynı zamanda ülkemizi de temsil edeceğiz Avrupa sahnesinde. Onun için bütün taraftarlarımızın hem yanında olmasını, hem dualarıyla bize destek olmasını, burada olmayan bütün taraftarlarımızın ve bütün 81 milyonun duasını istiyoruz. İnşallah hep beraber bugün maçı en güzel sonuçla kazanmak istiyoruz. Şimdiden başa... Bence çok iyi transferler yaptık. Ve bunlar da Türkiye Ligi'nde oynayan birkaç oyuncularımız var zaten. O aldığımız oyuncu, iki tane oyuncu milli takım, kendi ülkelerinden milli takım oynayan üst düzey oyuncular. Tabii bu bir süreçtir. Bunu hemen gelip oyun sağlarlar inşallah. Ben tabii ki transfer sezonu devam ediyor. 30 Ağustos'a kadar devam ediyor. Transfer sezonu bitmeden bizde de transfer bitmez. Tabii ki biz de belki 2 veya 3 duruma göre transfer yapabiliriz. Bunun için alanı boşaltmanızı sizden rica ediyorum.